Onların durumu ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş çevresindekileri aydınlatınca Allah onların ışığını giderip kendilerini karanlıklar içinde çevrelerini görmez bir duruma bıraktı. Onlar sağırlar, dilsizler, körlerdir. Bu yüzden geri de dönemezler. Yahut onların durumu gökten inen şiddetli bir yağmura yakalanmış kimselerin durumuna benzer ki o yağmurla birlikte karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler vardır. Onlar yıldırımlardan dolayı ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah kafirleri çepeçevre kuşatandır. Şimşeğin çakması neredeyse gözlerini alır. Şimşek onları aydınlattıkça ışığında yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Eğer Allah dileseydi onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Umulur ki Allah'tan korkasınız. Yeryüzünü size bir döşek ve göğü de size bir bina kılan
gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli toprak ürünleri çıkaran odur. Öyleyse kendiniz bilip dururken Allah'a eşler koşmayın. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ Eğer kulumuz Muhammed'e Kur'an'ı indirdiğimizden şüphe ediyorsanız, onun benzeri bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın, eğer samimiyseniz. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Sonra eğer bunu yapamazsanız, ki kesinlikle yapamayacaksınız, öyleyse inkarcılar için hazırlanmış yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sakının.